Allah sen bak bundan öleyim. Ablalarda kadını görecek ben. Benim bakım değil. Sağ ol teyzem. Hoş geldin. Ayşe teyzem kurban olsun senin. Ay ellerinden öperim. Nasılsın? Ben sağ ol sana teşekkür ederim. Şurada bir teyze var hastada. Bana de şöyle bir baksın kadını göreyim ama diye. Tamam temizlik bitsin dışarı çıkayım ben onu dışarıya. Şeyde şey kapısını aç karşında. Şöyle bir baksın. Tamam tamam söz söz ne demek aşk olsun. Gelsene kız gelsene. Sendeki temizlik bitince de gelecekmişti. Tamam tamam teyze. Tamam hadi canım, görüşürüz sağ olasın ayağına sağlık kurban olurum sana ben. Hadi görüşürüz. Amin amin teyzem Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Beş tabi kanal açmayalım. Karakterin ya biraz oyna da görek yetiyor bak. Oynasana Kadir. Hoplama Fakize otur yerine ya dayın oğlu gelecek düğününe. Hepsine çok çok selam söyle benden. Sağ ol teyzem ayağına sağlık. Hadi görüşürüz güle güle. Kadir petek bitti şimdi. Toz tamam. Alacağım tozdan sonra cama yardım edeyim. Cama yardım alınsa yiyesim çıkacağım bitti bu kadar. Tamam hadi gel. Nerenin tozunu alacaksınız Zeynep Hanım? Televizyonun arkasını alacağım. Sadece şu adını unuttum sigortayı alacağım. Bir de kapıyı sileceğim. Kapıyı tamam sileceğim. Sen detaylarına bak o zaman. Tamam. Kalmasın detayları. Şunları koyayım. Kadir yalnız az önce gelen teyzemiz gibi herkes sana hayran. Acaba hiç seni kıskanıp bir hainlik yapan oldu mu etrafında? Cesareti varsa yapsın. Bana neye hayırlık edecek? Yani içinden geçirebilir ama gerçekleştiremez. Sendeki bu özgüvene de hayranım. Hiç mi olmadı seni kıskandığı için kötülük yapmaya kalkan birileri? Var canım olmaz olur mu ama? Yani kötülük yapamıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Çünkü her defasında karşılığını beş misli aldıkları için pek fazla bana bulaşmıyorlar. Onu tahmin ediyorum da seni kıskananlar da illa bir şeyler yapmışlardır. Şey diyorum ya yani şu ana kadar bana zarar verebilen olmadı. Kıskanan anca dedikodu yapmıştır. Kapıyı ne zaman takacağız? Kapıyı ne zaman takacağız Kadir? Ben söktüm kapıyı. İşte takman lazım ben süpürmek istiyorum. Senin şey için... yap önünü sil ters çevir arkasını sil. Evet kesin yapmıştır. Özellikle de hastanede birlikte çalıştığın insanlar arasında dedikodu kazanı fokur fokur kaynıyordur. Aa, her muayeneye gittiğimde dedikoduları alıyorum zaten. Yok işte televizyona çıktı, daha bizi tanımıyor, havalandı falan filan diyenler oluyormuş. Ondan sonra cuma ben de dedim ki para beni bozdu. Hem de öyle güzel bozdu ki inanın. Ben hala 40 yıllık dostlarımla samimi bir şekilde ilerliyorum. Yani hayatıma sonradan kimseyi almadım, olanlarla devam ediyorum. O yüzden gereksiz detaylara takılmadığım için diğerleriyle muhatap olmuyorum. Peki kıskançlığından kendi kendine triplere girenler ne yaptılar? Kendi kendine triplenen herkes kendine ayrı bir ilgi istemeye başladı. Yani normalde ben hala aynıyım, herkese mesafem aynı. Ama kendini bir anda önemseyenler oldu, bir anda ilgi bekleyenler oldu. Ben şaşırıyorum. Yani biz seninle kaç senedir sohbet ediyoruz ki ben sana yoğun bir ilgi göstereyim. Ben en samimi arkadaşımla bile konuşurken 10 dakika önce canım sürenin sonuna geldi diyeyim tak diye yüzünü kapatıyorum. Yani anlayamıyorum. İnsanlar bir anda kendilerini şey farklı konumlandırmaya başladılar. Sonra suçlu ben oldum. İlgilenmeyen ben oldum. Sanki 40 yıldır benimle ilgileniyorlarmış. Şimdi dürüst ol Kadir. Sen birini kıskandığın için bir şey yaptın mı? Ben ve kıskanmak. Canım ben her zaman kıskanılan olmuşumdur. Çünkü kıskanmaya fırsatım olmadı. Dur düşünüyorum da kıskan. Annem hep benim kıskanç olduğumu düşünür. Ben çocukken hiç kilo almıyormuşum biliyor musun? Aşırı zayıfmışım. Sürekli doktora götürüyorlarmış. Doktor en son demiş ki kardeşini kıskandığı için demiş yemek yemiyor demiş. Yani size belli etmiyor dışarıya. Kardeşiyle ilgileniyor, evin içi sıkıntı yok ama iç olarak içten içe yiyor kendini çocuksa. Dedim ki zırlasın o ne biliyormuş dedi benim içimden geçenleri. İlahi Kadir bir de hep kıskanılan ben oldum diyorsun. Hiç kilo almamışım Kerem'i çok kıskandığım için. Hangi neyini kıskanıyorsam. Kerem'i kıskanmaktan bir deri bir kemik kalmışsın baksana. Güzel güzel sohbet ediyoruz da tam bir saatiniz de geçti Kadir. Bir saat geçti. Bir saat geçti. 20 dakikamız var salon için 20 dakika veriyorum. Tamam 20 dakika. 20 dakika hemen çık. Çıkıyoruz burada. Tamam, yine çıkıyoruz. 20 dakikada salonu terk edip mutfağımıza geçiyoruz. Tamam. Salonda son aşamaya gelinmişken Merve Hanım da teftiş için içeri giriveriyor. Ne diyelim bu incelemenin neticesi umarız sizin için iyi olur Zeynep Hanım. Evet, şimdi de kontrol sırası Saliha Hanım'da.
Yeri silmeye başladığında artık belki de çıkıp çıkmadığımı görmedi. Çünkü bana arkası dönüktü. O an orayı yani böyle sanki yeri silmiyordu da birini dövüyordu. Kadir koş yetiş. Zeynep Hanım acayip yer siliyor. O ne demek acayip yer siliyor? Görseydin keşke. Dur geliyorum bekle. Uymadı ki ağzımın dadıyla bir cam sileyim. Acayip derken? Bak bak böyle. Şurayı sileyim, koltuğu iteleyim. Stili mi farklı? Topluya topluya. Şunu alıyorum o zaman Zeynep. Belediyenin süpürme aracı gibi topluya topluya gidiyor. Hey maşallah. Zeynep paspasları. Pembe beziyle. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep Kadir. Her yer hep tertemiz Kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Sen de iyice artist oldun Kadir. Yavaş yavaş bunu geliştireceğim daha yeni parçalarla. Eskiden sadece yer silerken söylüyordun. Şimdi tam şov yapıyorsun. Biraz değişiklik olsun ekranlarımızda. Yer sileni beğendin tabii. İyi yer sileni görünce patlatayım gitsin dedim. Ben bu salonun şeklini değiştirmek istiyorum. Değiştir. Senden kıymetli mi? Zeynep Hanım paspasları yerleri mis gibi yaptığına göre artık gönül rahatlığıyla halıyı serebilirsiniz Kadir. Evet, şimdi de halıyı silme vakti. Aman dikkat et de parmağını sıkıştırma Kadir. Sus sus sus. O halı yıkarken çok oluyor. Vallahi bak bezle halının arasında bir kalırsa böyle bezi bastırırken. Sus be adam sus. Deterjan geliyor sonra oraya hep. En sevmediği şey temizlik esnasında. Elimi kesmek. Temizliğin keyfini alamıyorum sizden. Çoğu zaman da görmüyorum bile. Sen de amma hassasmışsın Kadir. Amma çok tepki verdin. Yalnız çok sade halı sildik ya. Kız Zeynep bir şarkı bir türkü bilmiyor musun? Yok biliyorum. Sen söyleyeceksin. Zeynep Hanım nefes nefese. Nasıl şarkı söylesin Kadir? Niye benim sizin oksijen tüpüm mü var? Temizlik benim işim ilk başladığında hiç böyle şikayet etmiyordun. Çok değiştin sen Kadir. Allah seni ıslah etsin. İlk başladığımızda nasıl da enerjiktin? Hala gayet aynı enerjikteyim. Seni duvardan duvara vuruyorduk da bir şey olmuyordu. Gene vur, ağzıma tükürüyorsun daha ne olacak gene? Sanki bir şey oluyor, bayılıyor muyum? Daha geçen gün kollarımda bayıldın. E tamam da orada maske vardı, bu vardı. Banyo sıcaktı. Yok yok, sen yaşlandın. Bir sezonda mı? Seni evlendirmemiz lazım artık. Dünyaya yeni kadınlar getirmem lazım. Kız hadi sil, hadi sil.